21. yüzyılda bunları konuşmak kolay. Tarafların güç dengeleri biraz değiştiği için. Doğru. Başlangıç, hep derler ya, Nietzsche'nin sözüdür. Başlangıç çiğ ve hamdır, karanlıktır. Doğru. Başlangıca gitmeyi denesek, bu işler en başta bu rasyonite irrasyonite ilişkisi ya da çatışması daha doğrusu, hı-hı, nasıl başlar? Herhalde dinle ilgili veya dinle felsefe veya akılla inanç arasındaki çatışmadan söz ediyoruz. Evet. Çok daha genel bir bağlamda konuşmuyoruz şu anda. Ya, ya evet, da hatta belki, evet, çelişki bile diyebiliriz. Evet. Çatışma yerine. Doğru, haklısın. Yani ne fark ettirir meseleyi? İşte bir sosyal olursa çatışma, evet, daha çok. Evet, evet, doğru. Haklısın. Ama çatışma sosyal. Evet. Aslında kültürel, sosyal, toplumsal. Çünkü insanla ilgili bir, burada bir, evet, çatışma var. Şimdi haklısın. Bence bu iyi bir giriş noktası oldu. Daha iyi bir çerçeve sağlar bize. Şimdi en azından tek tanrılı dinlerde bu irrasyonelite ve rasyonelite veya tanrının irrasyonelitesi veya tanrının emirlerinin irrasyonelitesi veya dinin mahiyetinin anlaşılmaz aklın üzerinde olma özelliğiyle işte akılsallık arasındaki çelişki, ilişki, çatışma bir başlangıcına dair bir tarih tespit etmek mümkün mü? Bence mümkün. Yani benim kendi tarihle ilgili bilgilerime göre mümkün. Ha, bunun bir başka plandan, başka alandan da nedenleri var mıdır? Vardır gayet tabii. Ama ben bunlardan sadece birine temas etmek istiyorum. O da şu. Şimdi hep unutmayalım. Tek tanrıcı dinler geleneği. Bu bir tek, aynı gelenek bu. İşte hatta buna İbrahim'i gelenek de diyoruz. Ben Mezopotamya geleneği. Mezopotamya geleneği. Olur. Olur. O da güzel. Evet. Yani bir insandan ziyade bir bölgeyi, bir hatta bir coğrafyayı, hatta belki bununla coğrafyadan da daha ileri bir şeye efendim atıfta bulunuyor da olabilirsin. Bilmiyorum. Uzam. Bir ha, uzam. Bilmiyorum. Yani oraya bir atıfta bulunuyorsun. Ama şunu biliyorum ben. Tanrı'yla veya Yahova'yla efendim Yahudi halkı veya İbrahim arasında o ahit, eski ahit ilk akdedildiği zaman senin de söylediğin gibi başlangıçlar hamdır. Hiç de efendim ileride, gelecekte dinin payına irrasyonelitenin düşeceği, Tanrı'nın işlerinin anlaşılmaz olacağı bir irrasyonelitenin düşeceği ve dinin kendisini bu irrasyonelite tanımlayacağı herhalde kimsenin aklına gelmezdi o sırada. Yani şey, evet, teolojik bir sorun değil, evet, bu aslında. Evet, evet. Sonradan teolojik bir, evet, sorun olacak. Çok güzel. Yani aslında ortada o sırada bu alışveriş, bu alışveriş, yani Yahova ile İbrani halkı arasında bu alışveriş son derece dünyevi, son derece rasyonel bir alışverişti. Öyle ifade edelim. Neydi bu alışveriş? Bir takas. Ha, bu alışveriş neydi? Şuydu. Yahudi veya İbrani diyelim. İbrani halkı diğer halklar arasında bir halktı. Yani o sırada aynı dönemde o bölgede başka halklar da var. Efendime söyleyelim. Yahova da diğer tanrılar arasında bir tanrıydı. Yani çok tanrıcılık var. Ve o sırada gerek Mezopotamya, öyle iyi ifade edelim. Hatta daha sonra Roma, hatta daha sonra işte bilmem Mısır. Yani çok tanrıcılık, dünyanın her yerinde yaygın olan bir şey o sırada. En azından İbraniler söz konusu, evet, olduğunda Babil demek, evet, lazım. Belki. Tamam. Yani çok, bir tarafta çok tanrılar var. Biliyorlar. Bir tarafta da çok halklar var. Şimdi o kimin aklına geldi? Çok rasyonel bir şey, alışveriş geldi. Ne oldu alışverişte? Buna ahit diyoruz. Eski ahit. İlk ahit. İlk sözleşme. Evet. Şu geldi. Yahova'ya bir seherada akıl verdi. İbrahim olması ihtimali epey yüksek. Sembolik olarak kullanıyorum tabii bunu. Gerçek bir olaydan bahsetmiyorum. Dedi ki eğer Yahova'ya veya Yahova dedi. Hadi Yahova, çünkü bu alışverişte daha üst bir bilinci temsil ediyor. Yönetici bilinci. Yönetici bilinci. Dedi ki bak, sen eğer beni diğer tanrılar arasında ayırır, seçer
ve kulluk edersen, bana ibadette bulunursan, ibadet kulluk demek. Onu hemen söyleyeyim size. Yani statüyü bu şekilde tayin edersen kendi boyun statüyü. Eğer. Boyun eğersen. Ben de seni seçerim. Nasıl seçerim seni? Ben de seni diğer kavimler arasında seçerim. Onlarla çatışma halindesin. Himayeni alırım. Onlarla kavga ediyorsun. Yani bak sana bir defa bol zürriyet veririm. Bu olağanüstü bir şey çünkü. En önemli şey olsa da zürriyet. Yani çoluk, çocuk, hayvan, mayvan, zenginlik veririm sana. Seni hastalıklar falan söz konusu olduğu zaman da onlara karşı da korurum. Ve en azından senin üzerine diğer şeyler, hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar veya işte o pandemik hastalıkları getirmem. Sözleşme akıllıca. Yani daha çok daha kaba bir şekilde ifade edersen halk diliyle sen beni kaşırsan ben de seni kaşırırım. Sen bana yardımcı olursan. Sen beni görürsen ben de seni görürüm. Bu daha iyi. Kaşmak belki biraz hoş olmadı ama sen beni görsen ben de seni görürüm. Bu sözleşmeye İbrani halkı uydu. Eğer sözleşmeyi ilk yapan, teklif eden Yahova ise uydu. Güzel. Bakın çok rasyonel. Bakın çok rasyonel. Sen beni koru, sen beni himaye et, sen benim zürriyetimi arttır, sen bana zenginlik ver, sen beni düşmanlarımla karşı yaptığım savaşlarda yanımda ol. Destekle. Destekle. Ben de seni diğer tanrılar arasında alayım, kayırayım, özel bir yere koyayım. Sana kulluk edeyim, sana ibadet edeyim. Sana işte mezbahlarda koyunlar, sana şeyler keseyim. Vereyim. Sana seni takdis etmek için mabetlerini yücelteyim. Anlatabildim mi? Bakın çok rasyonel bir şey. Burada artık alışveriş çok rasyonel. Fakat şu oldu. Zaman içerisinde bu sözleşme devam ederken deyim yerindeyse hemen atlıyorum. Yani zaman dediğim hani aşağı yukarı 1000 sene. Bu sözleşmenin istenen sonucu, amacı yerine getirmediği görüldü. Aslında bazen görüldü mesela. Ne yaptı? Hangi taraf? İşte şimdi, işte onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi sözleşmeden ne oldu? Yahudi halkına verecekti. Verdi. Ne verdi? Devlet verdi. Vatan verdi. Devlet verdi, devlet. Nereyi verdi? İşte Süleyman, Davud'un kurduğu devleti verdi. Bereketli toprak. Bereketli toprakları da verdi. Bilmem anlatayım. Düşmanlara karşı da korudu. Tamam. O da dedi ki ben de anlaşmanın şartları, benim üzerine düşen şartları yere getirdim. Bak öbürlerini bıraktım. Sana tapıyorum. Sana kulluk ediyorum. Sana şunu yapıyorum. Buna yapıyorum. Ama o devlet yani milattan önceki 1000 yıl, 1000 sırasında tarihsel, artık bu tarihsel işte Davut tarafından kurulan, Süleyman tarafından devam ettirilen devlet kısa bir süre sonra iki ayrıldı. Ve yine bu devletlerin önce birisi sonra ikincisi ortadan kalktı. Yani çok kısa kesiyorum. Nihayet Babil'ler bunları aldı. Yahudileri ve İbranileri esir olarak Babil'e götürdü. 600'ler, 500'ler. Şimdi bilmem gelebildim mi mesela anlatabildim. Yani şu oldu şimdi sonra. Sözleşme rasyoneldi. Devam ederken fakat sözleşmeden beklenen sonuçlar, faydalar kendisini ortaya koymadı. Ama şeyi söylemedi. Hangi taraf şikayet etti? İşte ona söylüyor ama geliyorum şimdi. Evet, evet. Şimdi şeyler şikayet ettiler. Efendime söyleyelim. İbraniler. Fakat Tanrı adına da Tanrı'nın sözcüleri olan da İsrail peygamberleri de buna karşı mukabele etti. O da dedi ki, ya ben de sizden şikayetçiyim. Yani siz bana şey yapmıyorsunuz, verdiğiniz sözü yerine getirmiyorsunuz. Anlatabildim mi? Şimdi burada çok enteresan. Hani hangi sözü yerine getirmedi, ona bakmayın. Yani netice beklenen sonuçlar elde edilmeyince ve bir taraf sızlanmaya başlayınca karşı tarafın hemen buna karşı ama sen de şartlarını yerine getirmedin. Hala çok rahatsız. Demesi son derece doğal bir şey. Yani evet. Şey gibi değil bu. Ayrıca girmiyorum. Evet. Belki girseniz altın buzağı tapma gibi sapmalar filan o tek. Onlar iyi örnekler. İlk örnekler onlar. Evet. Onlar ilk örnek. Ben size tapmayın dedim. Gittim tapmınız siz. Anladın? Cezalandırdım sizi. Ama gene de sizi bırakmadım. Çünkü sizinle bir özel ilişki kurmuştum.
Yani sizi affettim, size gene bir şans verdim. Ama siz gene o şansı da kullanamadınız. Yani gerçekten burada tarihi olaylardan bahsetmiyoruz. Tarihi olaylarla ilgili insanların ruhlarında meydana gelen hayal kırıklıklarından bahsediyoruz. Bilmem anlatabildim mi? Dinin şimdi, malzemesini teşkil ediyor. Dinin malzemesini teşkil ediyor. Ya neticede sonunda İsrail halkını veya İbrahim halkını aldı, Babil'e götürdü. 50 sene köle olarak orada, efendim, en kötü şartlarda. Şimdi bakın, bu durumda iki şey olabilir. Bir, İbrahim halkı, evet, bunu biz müstahaktık, hak ettik. Çünkü biz işte Tanrı'nın verdiğimiz sözü yerine getirmedik. Orada ödevlerimizde, efendime söyleyelim, ihmalde bulunduk diyebilir. İnsanoğlu böyle bir şeydir. Ha, ikincisi şu ne olabilirdi? Hayır, yok arkadaş, biz bu sözleşmeden umduğumuz faydayı bulamadık. Sen bunun şartlarını yerine getirmedin, biz başkasına gidiyoruz. Şimdi başka bir tanrıya. Bu Mısır sürgünüyle... İlla işkendirebilirsin. Mekanizmanı anladın ama. Evet. Mekanizmanı anladın, işkendirebilirsiniz. Şimdi Yahudi hayal kırıklıklarını, Yahudi bilincini temsil eden, dinsel bilincini temsil eden Yahudi peygamberler, birçok peygamberler var biliyorsunuz. Onlar şeklinde yorumladılar. Yani Tanrı'nın verdiği sözü yerine getirmemesi, şartlara uymamasından çok İsrail halkının ve İbrani halkının Tanrı'ya karşı görevlerine yerine getirmedi. Ona yüklenen misyonu yerine getirmedi. Hı. Bu da çok doğal. Psikolojik olarak çok haklı. Anlatabildim mi? Hani hatta belki bu şu da olabilir yani. Aslında din iyi, Müslümanlar iyi değil. Evet. Ama aynı mekanizma çalışır. Dindar bilincin doğal şeylerinden kendini suçlamadır ya. Dindar bilincin çok güzel. Dindar bilincin duygusu. Bu tür durumlarda yetersizlik duygusu. Hayal kırıklıklarını, o yaptığı sözleşmedeki karşı tarafın anlayışsızlığına veya şartları yerine getirmemesine değil de kendisinin ne yaparsa yapsın insan olarak, kusurlu olduğu için. Evet, ama çok rasyonel bir düzendeyiz hala. Evet, ama çok güzel. Duygular var ama çok hala güzel, çok rasyonel. Bence de hala bir rasyonel düzendeyiz. Ama bir duruma geldi. Ya her anlaşmada bu tür sorunlar çıkıyor. Her anlaşmada bir sorun var. Kimse anlaşmayı böyle sorunlar çıktığı için hemen bırakmaz. Hemen bırakmaz. Şimdi fakat biraz daha durum devam etti. Yani şu ortaya çıktı ki aşağı yukarı 1000 senedir Yahudi halkı acı çekiyor. Evet. Yahudi halkı acı çekiyor. Oradaki halklar, Asurlular, işte Babililer, bunların Mısırlılar. Mısırlılar. Mısırlılar da çok emin değiliz. Yani Mısırlılar o hikaye mi yoksa şey mi? Efsane mi yoksa evet, onun bir kaynağı var mı? Ama Nabukadnezar veya Babililer o artık şey, tarihi bir olay. Yani Mısır'da hakikaten o şey Yahudi halkına o piramitler yapıldı mı? Hakikaten onlara işte o acılar çektirildi mi? Hakikaten onlar çıkıp da işte Filistin'e Arz-ı Mevud'a yani Vadi'nin toprağına gittiler mi? Orası henüz şey değil, tarihsel bir vaka değil orası. Ama Babil meselesi çok açık. Neticeye gelelim, uzatmadan gelelim. Netice dediğim gibi bunu karşı tarafa değil de kendi ödevlerini yerine getirmemekte, hayal kırıklıklarını kendilerine yansıtmakta, kendilerini suçlamakta, kendilerini suçlamakta buldular. Şimdi bunun en iyi örneği de şu oldu. Şimdi bir çözüm bulmak lazım. Anlaşmayı iptal edelim, vazgeçelim. Anlaşma çok değerli. O anlaşmaktan vazgeçmek, adamların 1000 senedir bütün yatırımlarını yaptıkları, anlaşmadan vazgeçmek demek inanılabilir veya kabul edilir bir şey değil. 1000 senedir yatırım yapmış. Hiç kimse o kadar çok yatırım yapmamıştı. Hatta onların toplumsal varlığı bu ahde bağlı. İşte yatırım yapmış diyorum, evet. Kendini öyle tanımlamış, öyle kurmuş, ahlakını öyle teşkil etmiş, her şeyini öyle yapmış. Hükümdarlarını suçlamış, onları öldürmüş. Bizim Tanrı'yla yaptığımız sözleşmeyi, şartlarını yerine getirmiyorsun. Sen kötü hükümdar olduğun için başımıza bu geldi. Evet, şunda ama şey başladı. Ortada bir problem var, açıklaması gereken problem var. Eyüp'e geldik. Şimdi geldik Eyüp'ün hikayesine, Eyüp'ün kitabına. Eyüp çok önemli. Nispeten yakın tarihte. Nedir Eyüp'ün hikayesi? Şu. Erdemli bir adam, dürüst bir adam. İbadetinde efendim, hiçbir eksiklik yok. Yani Tanrı'ya karşı bütün sözleşmelerini yerine getiriyor. Tam bir derviş. Evet. Yani şey meselesi, teodise meselesi geldi. Tam bir derviş. Ama hak etmediği, hak etmediği şeylere vuruyor, belalara vuruyor. Yani çocuklar ölüyor, sürüleri kalkıyor,
kendisinin işte vücuduna hastalıklar arazi oluyor. Ama o kadar da iyi bir adam ki. Bilmem anlatabildim mi? Anlıyoruz ki burada artık bir kırılma noktası var. O da şu. O da şu. Nasıl anlıyoruz bunu? Şimdi başka bir çözüme gitmeye doğru başladılar. Tanrı'nın işlerini rasyonel olarak düşünüp de şimdiye kadar kurmuş olduğumuz tasavvuru devam ettirmek, yoksa Tanrı'yı ve sözleşmeyi yaptığımız yatırımı korumak, ama Tanrı'nın işlerine biraz irrasyonelite mi katmak? Hatta biraz Tanrı'nın işlerinin insan aklının idrak edebileceğinden biraz daha farklı olduğunu mu fikrini yani benimsesek? Tanrı la yüseldir. Geldik işte. Faili muhtardır. Şimdi geldik işte, şimdi geldik. Teoloji oluşuyor. Yani konumuz neydi? Niye o rasyoneliteyi akıl, mantık, hesap, kitap, muhasebe, öbür taraf ise irrasyoneliteyi üstlendi? O role niye büründü? Çünkü dünya o rasyoneliteyle açıklanamayacak kadar karmaşık bir vaziyette. Yahudinin dünyası. Bilmem anlatabildim mi? O zaman ne yapmak zorunda? Ya anlaşmayı iptal etmek zorunda. Anlaşma çok değerli. Bütün yatırımını yapmış. Ya da anlaşmanın içerisine bir şey koymak zorunda. Ne koymak? Çünkü kasaya bakıyor, kasa boş. Ha, ama ne koydu? İşte onu koydu. Şimdi orada bunu anlıyoruz. Şuradan Tanrı'ya hesap soruluyor. Yani Eyüp sormuyor. Eyüp adına soruluyor. Yani deniyor ki ya bu adam bu kadar namuslu, bu kadar dürüst, bu kadar namazında, niyazında, ibadetinde. Bu niye bu dünyada acılar çekiyor? Niye ümit ettiği, hak ettiği serveti, sağlığı, zenginliği elde edemiyor? Tanrı gürlüyor yukarıdan. Ulan diyor, bu dünyayı yaratırken sana mı sordum ben? Bu çok enteresan bir tema. İlk defa girdi işte. Yani ben bunu daha basit ifade edeyim. Nedir? Tanrı'nın işleri insan aklıyla idrak edilmekten öte bir nitelik taşır. Şimdi bak, Tanrı'yı yeniden konumlamak ve sözleşmeyi yepyeni bir şekilde akdetmek mümkün. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi sözleşme evet. Başka bir şekil aldı. Tanrı'nın vardır bir bildiği. Çok güzel. Çok güzel. Tanrı'nın bildiği var. Ama bildiği var da sen onun bildiğini bilemezsin. Sen onun bildiğini de hesap olarak soramazsın. Daha yüzsel dediği gibi. Soramazsın. Sen niye yaptın? Bak ne diyor. Ulan ben yaparken sana mı sordum? Şimdi tamamen değişti. Mesela ağırlık değişti. Şey, burada İslam inancında bu tutumu yansıması, hayır da şer de Allah'tandır'a dönecek. Gayet tabii ki öyle olacak. Şimdi peki bunu Platon biraz şey değerlendirelim. Şimdi bunu değerlendirelim. Bu doğal bir gelişme mi? Dinin mantığı açısından, Tanrı kavramının zenginleşmesi açısından, İnsan hayatında karşılaştığı tecrübelerin, hayal kırıklıkların, acıların anlamlandırılması ve derlenmesi açısından doğal bir gelişme. Bilmem anlatabildim mi? Aksi takdirde... Kutsal çünkü, anlıyoruz. Kutsalın yeni tanımlanması bakımından da doğal bir gelişme. Bu bizim kültürümüzü zenginleştiriyor. Bakın bu çok önemli, anlayın beni. Yani onu yapmayıp da eski bakkal hesabı üzerine gideceksek, gitseydik, burada herhangi bir şey olmazdı. Yani... sözleşmenin şartlarına uymadın. Hadi ben de şey yapıyorum. Efendime söyleyelim. Dualarımı kabul etmedin. Ben de dualarımı kabul etmedim. Senden vazgeçiyorum. Olmuyor. Olmuyor. Hatta olmaması da iyi. Aklıma bir şey olmaması geldi. Olmaması da iyi. İyi çünkü bir noktada inancı ihtiyaç. Şimdi İsa'ya geliyoruz. Şimdi bak, İsa'ya geldik. İsa Yahudi, biliyorsunuz. Yani hatta ben sorarım her zaman. Ya tanıdığınız en ünlü Yahudi kimdir? Kimse bilmez. Ya İsa. Evet. İsa Yahudi. Anlatabildim mi? İsa kendisini yeni bir adam, yeni bir din kurucusu olarak şey yapmıyor, vaaz etmiyor. İsa şu var işte, ama eski şeriat, eski sözleşme, eski ayet yerine ben yeni bir ayet getireceğim diyor. Ama esprisi aynı. Yani ne kadar tablolarda İskandinav tipinde çizilse bile. Evet, yok tabii değil. Zavallı bizim Halil Efendi'ye benziyordu herhalde. Bizim kapıcı vardı bir tane işte, Yahudi, klasik değil mi? Yahudi. Neyse. Şimdi İsa'da iş daha da derinleşiyor. Şimdi bakın, İsa'da iş daha da derinleşiyor. İsa'da Tanrı'nın işleri daha da anlaşılmaz bir hale ve kendisinden daha da hesap sorulmaz bir hale geliyor. Şimdi onun uzun uzun mekanizmasını anlatmayacağım. Ama neticede şunu kabul edin ki
Tanrı kendi oğlunu insanlığın işte Adem şahsında işlemiş olan ilk günahın kefaretini ödemesi için kurban etmeyi göze alıyor. Hatta hocam o... Şimdi bakın burada artık rasyonelite bana filan bitti. Yani hiç insan tecrübelerimize, insan tecrübelerimize dayanarak kendi oğlunu... Kendini hocam, evet. Oğlunu değil, kendini. Hatta kendini, haklısın. Hatta kendini. Kurban eder mi yahu? Kurban eder mi? Hocam şurada rasyonelite bitti borçlandırıyor sanki. Hem Tanrı'nın ama. Oğlu evet. Hem insan. Tamam işte. O rasyonelite bitti artık. Bitti. Bak nereden başladı? Hangi süreçten geldi? Eyüp'le başladı. Hesap mı soracaksın bana? Ben sana mı sordum? O çok önemli. Şimdi artık ama daha olgun ve daha verimli bir yere doğru gitti. Yani nereye? Yani sevginin, o kadar yüksek bir sevginin kurtarıcı olduğu, dünyayı yöneten ilkenin o olduğu, fedakarlığın, insanı kurtaran fedakarlığın, Tanrı bunu bizzat kendi yaptı. Tanrı'nın bizzat kendisini yaptığı. Bak mekanizma değişti. Bakkal hesabından, bakkalla alışverişten şimdi bambaşka bir modele doğru gitti. Baba oğul modeline gittik. Baba oğul modeline. Biri şimdi baba oğul modelinde ne var biliyor musunuz? Baba çocuklar için her türlü fedakarlığı yapar. Rasyonel davranmaz baba çocuklarına karşı. Bilmem anlatabildim mi? Yani onun için çok değerlidir. Üzerine titrer baba onun. O suç işler affeder. O suç işler gene affeder. Oğlu tanınmış dünyanın en büyük katillerinden birisidir. Hele hele anne. Baba derken tabii de anne de olabilir. O sırada baba şey olduğu için, sembolik olarak o planda olduğu için. Yoksa anne. Meryem Ana. Meryem Ana. Anlatabildim mi? Yani iş değişti. İş aile ilişkisine döndü. Bakın şeyden çıktı. Diyorum ya, ticaretten çıktı, muhasebeden çıktı, bakkal hesabından çıktı. Ne kadar ekmek, o kadar köfteden çıktı. Sen ne yaparsan yap benim oğlumsun. Sen ne yaparsan yap benim göz bebeğimsin. İnsandan bahsediyoruz artık. Ademoğlundan bahsediyoruz. Sen bana elimden daha yakınsın. Benim temel özelliğim merhametimdir. Benim temel özelliğim işte bilmem sevgidir. Sevgidir. Evet, öte yandan babaya da karşı geliyor. Anlatabildim mi? Ha, şimdi böylece yavaş yavaş Tanrı tam bir irrasyonelitenin odak noktası oldu. İrrasyonelitenin ta kendisi oldu. Bir de ama mahalli olmaktan çıktı. Efendim? Bir de mahalli olmaktan çıktı. Yani Yahudilerin, İsrailoğullarının tanrısı değil, insanlığın tanrısı oldu. Tabii. Doğru, haklısın. Ve birdenbire o tane tuhaf tuhaf işler yapmaya başladı. Yani şöyle işler yapmaya başladı. Bak rasyonelite nasıl değişti. Zengin cennete giremez bir hale geldi. İnsanlar arasında tanıdığımız, bildiğimiz tecrübi dünyada bize rasyonel, mantıklı görünen bütün ilişkiler tersine döndü. Ne diyor da İncil? Yani deve iğne deliğinden geçer ama zengin cennete giremez. Giremez. Bakın birdenbire rasyonelitenin yerini bambaşka bir şey aldı. Rasyonelitenin yerini işte irrasyonelite aldı. Öyle diyelim. Şey duygu olarak da değil, düşünce olarak. Evet, düşünce olarak da. İşte buna mesela saçmalık diyoruz değil mi? Yani şey anlamında değil. Prozaik. Absürt. Ama şey anlamında şeyin, değil. Tertullian'ın o ünlü sözü. Yani İsa'nın veya Tanrı'nın İsa ile ilgili olarak yaptığı şeye bir ad vermemiz gerekirse, insanın o zamana kadar ki anladığı, kabul ettiği, benimsediği, tecrübe ettiği alışkanlıklarına, davranışlarına tamamen aykırı, saçma diyebileceğimiz ama bu anlamda saçma. İsterseniz yüksek saçma. İrrasyonel bir davranış oldu. Şimdi yine geldik aynı noktaya. Neydi dedi? Ya bir adam sana bir tokat atarsa bekliyoruz ki. Ben de ona yumruk atarım. Mesela ben sevgili Cumhurbaşkanım öyledir. Yani ben de ona yumruk atarım. Anlatabildim mi? Kısasa kısas. Kısasa kısas. Birdenbire İsa dedi ki o bir yüzünü yani çevirdim. Bakın nereden nereye geldik. Bakın nereden nereye geldi. Yüzünü çevirdim. Birisi seninle işte bir fersah giderse ben onunla bilmem 100 fersah giderim. Bir yere geldik ki ya açız hepimiz falan bir balık çıkarıp o balıkla 5000 kişiyi besleriz. Bakın mucizeler geldi, ölüler dirildi, ölüm yenildi. Şarap çoğaltıldı. Birdenbire başka bir dünyaya geldik. Şimdi artık gene söylüyorum. Bu dünyaya gelmek iyi miydi, doğru muydu? Eski Yunan dünyasında veya bakkal dünyasında Aristoteles'in
Yani prozaik veya sıradan dünyasında kalmak iyi miydi? Ama o zaman din olmazdı. Anlatabildim mi? O zaman din olmazdı. Şimdi başka bir şey oldu orada. Şimdi bundan dolayı İsa mesela ben ölümü yendim diyor. Ya ölüm yenilebilir mi? Ölüm yenilebilir mi? Yendim diyor ben. Ya değişti. O dünya tümüyle değişti. Arkasından Tertullianus geldi. Dedi ki inanıyorum çünkü saçmadır. Şimdi bakın. Birdenbire saçmayla inanç, yani irrasyonelle inanma, irrasyoneliteye inanma özdeşleşmeye başladı. Özdeşleştirildi o. İnanmak nasıl bir davranıştır? İrrasyonel bir davranıştır. Bakın inanmak irrasyonel bir davranıştır. Neden? Çünkü inanmanın konusu olan varlık irrasyonel bir varlıktır. İrrasyonel bir varlık derken akla aykırı anlamında kullanıyorum. Aklın üzerinde olan, aklın sıradan hesapları, kitapları, değerlendirmenin dışında olan bir varlık olarak kullanıyorum. Şimdi bu başka bir şeyi de sağladı. Yani deyim yerindeyse mesela Hristiyanlığın ileride Kierkegaard'ın yapacağı gibi şeyin feda edilmesi, İbrahim'in veya İsmail'in kurban edilmesi. Şimdi normal ahlak kurallarına göre insan hem de günahsız, masum bir evladını üzerine titrediği bir varlığı hiçbir suçu olmadığı halde kurban etmek hangi ahlakası var, öyle diyelim. Hangi insani tecbih ahlakası var? Ama Tanrı deniyor onu. Neden? Gene baştan geldik. İşlerim benim hesaba kitaba gelmez. Ha, ama orada şu işi, bana karşı olan samimiyetin, sadakatin, bağlılığın, imanın ne kadar güçlü. O kadar güçlü ki şey pahasına, o zamana kadar sahip olduğum bütün insani duyguların, bütün insani heyecanlarının tersine, zıddına, çelişik olarak istediğim şeyi yapacak kadar güçlü olması lazım. Sormadan. Bilmem anlatabildim. Bak şimdi iman şeyden çıktı artık. Hatta rasyonel bir şey, matematiksel bir şey, kanıtlanabilir bir şey, mantıklı olduğu gösterilebilir bir şey olmaktan çıktı. Onun için ben her zaman söylüyorum ve sen de söylüyorsun. Yani Batı'da şu anda ve bütün bu tecrübelerden sonra imanla ilgili olarak geliştirilmiş olan terminoloji veya kavram artık bu. Yani iman nedir? En son Don Kişot'un efendime söyleyelim şeyinde hayatında görülen olay. Yani daha doğrusu Don Kişot'un operasında Jacques Brel'in söylediği şey. Yani ne? Ben inanılmaza inanmak. Efendim inanılamaza inanmak durumunda istiyorum. Şimdi bak inancın sağladığı şeylere bakın. İnancın sağladığı şeylere bakın.